Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, İnsan hakikatin peşinde olacaktı. İnsan arayışın içinde olacaktı. Varoluş sırrını anlamanın çabasıyla çırpınacaktı. Şu muhteşem kainatta varoluş gayesini arayan biricik varlık vardı. Kendi varlığına, bütün varlıklara, gökyüzüne, yeryüzüne bakarken derin düşüncelere gömülen bir varlık vardı. Düşünen bir varlık vardı. Akletme, düşünme özelliklerine donanmış bir varlıktı. Kültürler oluşturan, medeniyetler kuran biricik varlık vardı. Bu varlık eşrefi mahlukattı. Varlıklar içerisinde zirve varlıktı. Varlıkların şahı padişahıydı. Bu varlık şairin "Hoşça bak zatına ki zübde-i alemsin sen" dediği insandı. Kainatın özü, özeti, göz bebeği olan insandı. İnsan hakikatin arayışında olacaktı. Rum diyarının sakinlerinden olan Süheyb-i Rumi böyle bir yolun yolcusuydu. Varoluş sırrını arayan güzel bir insandı. Ruhunun açlığını bütün varlığında duyan bir insandı. Sadece bedensel ihtiyaçları temin etmek onu asla tatmin etmiyordu. Kalbi huzursuzdu. Kalbinin atışlarının anlamı yemekten içmekten ibaret olmamalıydı. Ruhunun arayışları kalbinin ızdırabı Süheyb'i yollara düşürmüştü. O Bizans İmparatorluğunu, onun sarayında dönen dolapları, o sefil hayatları, o kimin eli kimin cibinde olduğu belli olmayan bitik hayatları, ikbal peşinden çılgınca koşanların düşük halleri, şehvetin çamurunda debelenen hayatları, insan önündeki zillete varan hallerini çok iyi biliyordu. Bu hallerden derin ızdıraplar duyuyor, büyük sıkıntılar çekiyordu. Böyle bir ortam, asil insanın, onurlu insanın, hele hele varoluş sırrının derdine düşen insanın duracağı bir ortam değildi. Süheyb-i Rumi'nin yönü Mekke'ye doğruydu. Onun bildiği bir şey vardı. Son peygamber Hicaz diyarından çıkacaktı. Bunun bilgisini ta küçük yıllarında duymuştu. Şimdi ruhunun arayışları başlamıştı. Şimdi kalbi Mekke'ye doğru yöneliyordu. Mekke sanki Süheyb'i kendine çekiyordu. Süheyb-i Rumi, bu Rum diyarının güzel insanı yollara düşüyordu. Diyar-ı Rum'dan diyar-ı Hicaz için yollara düşüyordu. Sahraların bağrındaki Mekke'ye kervanlar gelir giderdi. Şimdi Süheyb bir kervanla Mekke'ye geliyordu. Şimdi o Mekke'nin sakinlerinden olmuştu. Önce Abdullah bin Cüda'nın himayesine girmiş, sonra disiplinli çalışmasıyla kısa zamanda ciddi servet sahibi olmuştu. Zengin bir insan olmuştu. Süheyb-i Rumi kızıl saçlıydı. Kültür seviyesi yüksekti. Zarif bir insandı. Onun kalbi, onun kulağı, onun gözü aynı hedefteydi. Beklediği, dört gözle beklediği insanlığın peygamberi ne zaman çıkacaktı? Onu görebilecek miydi? Ona kavuşabilecek miydi? Onunla beraber olabilecek miydi? Varoluş sırrına ulaşabilecek miydi? Her akşam başını yastığa koyduğunda daima bu düşüncelere dalar giderdi. Bu duyuş ve düşünüşlerle uyuyakalırdı. O büyük bir aşkla bekleyişin içindeydi. Bir taraftan ticaretini sürdürüyor, diğer taraftan o büyük haberi bekliyordu. Aylar, yıllar geçiyordu.
Zaman zaman umutları düşüyordu. Karamsarlığın girdabına giriyordu. Ama hemen heyecanlanıyordu. O büyük haber ya çıkarsa, o gelecek olan bir geliverirse diye heyecanlanıyordu. İş dünyasında inişler ve çıkışlar yaşıyordu. Uzun bir ticaret yolculuğundan dönüyordu. Kulağına bir haber akıyordu. Beklediği büyük haber kulağından kalbine dökülüyordu. O diyorlardı, insanı insanlığı tevhide çağırıyormuş. Putların anlamsızlığını, temelsizliğini söylüyormuş. Her türlü şirkten uzak durulması gerektiğini ilan ediyormuş. O, o diye konuşuluyordu. Süheyb-i Rumi'nin ruhu bedeninden çıkacak gibi oluyordu. Neredeyse uçacak gibiydi. Dünyanın bütün yükü omuzlarındaymış da şimdi bu haberle hepsi omuzlarından düşüvermiş gibiydi. Ne kadar hafiflemişti. Kalbi kanatlanıyordu. Kalbi nasıl da çarpıyordu, nasıl da heyecanlanıyordu, nasıl da seviniyordu. Soruyordu. İnsanlığı tevhide davet edeni soruyordu. Kim olduğunu, nerede ikamet ettiğini soruyordu. Şöyle deniyordu. Sözünü ettiğiniz bu insan Emin lakabıyla anılan insan değil mi? Evet deniliyordu. Yeri nerede? Safa yakınlarında, Darul Erkam'da. Şöyle deniliyordu. Onu görmek istiyorsan çok dikkat etmelisin. Sen Mekke'de akrabası, kabilesi, aşireti olmayan birisisin. Sana yardımcı olacak kimse yok. Kureyşler seni görürse yapacağını yaparlar diyorlardı. Artık gideceği yeri öğrenmişti. Kime gideceğini öğrenmişti. Ahir zaman nebisini öğrenmişti. Belli ki vuslata ramak kalmıştı. Vakti kolluyordu. Sessiz bir zamanı, gecenin karanlık zamanını, herkesin evine çekildiği tenha zamanı kolluyordu. Kimselere görünmeden vasıl olmak istiyordu. Vakit tam vakitti. Gecenin karanlığıydı. Gizli gizli adımlıyordu. Dört bir yanını gözlemleyerek yavaş yavaş ilerliyordu. Erkam'ın evine iyice yaklaşmıştı. Kapıya yaklaştığında Ammar bin Yasir'i görmüştü. Onu önceden tanıyordu, tanışıyorlardı. Ammar soruyordu, ne yapmak istiyorsun? Süheyb aynı soruyu soruyordu, ya sen ne yapmak istiyorsun? Ammar, Muhammed'in yanına girmek, söylediklerini dinlemek istiyorum. Süheyb, ben de aynı şeyi istiyorum. O zaman birlikte girelim. Ve öyle yapıyorlardı. İçeriye birlikte giriyorlardı. Peygamber Efendimiz tabiliğin zirvesindeydi. Gönüllere huzur telkin ediyordu. Gül yüzlerinde derin bir tatlılık ve huzur vardı. Tam anlamıyla güven veriyordu. Peygamber Efendimiz sakin sakin konuşuyorlardı. Kelimeleri tane tane telaffuz ediyorlardı. Konuşması olduğu gibi kalplere düşüyor, kalplere akıyordu. Süheyb-i Rumi ve Ammar bin Yasir kelime-i şehadet getiriyorlar ve imanın aydınlığına giriyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.